Herkese merhaba. Çok aslında uzun bir yorumla başlamayacağım. Herkes bu maçın önemini biliyor. Futbolcularımız için, kulübümüz için, taraftarlarımız için. O yüzden 2-1'lik bir mağlubiyetin ardından son antrenmanımıza çıkacağız ve son antrenmanımızda gereken bütün her şeyi çalışacağız ve yarın ne kadar önemli bir maç olduğunu bilerek bunun bilincinde kendi futbolumuzu ortaya koyacağız ve istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız. At this play. Yani baktığınızda hem Ertaç'ın hem de Goran'ın kalitesini hepimiz biliyoruz. Sezon başında Ertaç'ın ufak bir sorunu vardı sakatlıkla alakalı. Tabii ki de şu anda daha iyi durumu ve herkes biliyor ki Ertaç %100 kondisyonunu geri yakalarsa yarın oynayabilecek potansiyelde. Ama tabii ki de yarın oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Orada eklemiş oldum. He has a little bit, pain on his knee. Yani baktığınızda şu ana kadar gayet iyi giden bir transfer çalışmamız var, politikamız var. Yani şu anda kapalı mı yoksa devam eder mi bunu söyleyemem hiçbir şekilde. Evet Yusuf geldi. Ufak bir ağrısı var dizinde. Bizimle çalışmalara başladı. Ama tabii ki de en iyi şekilde herkesi hazırlamaya çalışıyoruz. O yüzden yeni transfer gelir mi gelmez mi ona bir şey diyemem. Yani soru şu şekildeydi hocamıza, takımda herhangi bir sakatlık problemi yaşayan futbolcunuz var mı diye. Hocamız da açıkçası Yusuf haricinde, Yusuf Arasi'den bahsediyoruz, herhangi bir problemi olan bir futbolcumuz yok. O yüzden herkes hazır. Hocamıza yöneltilen soruda çok sesli bir stat bizi bekliyor. Sizce ilk maçtan farklı olur mu? Yani baktığınızda Genk biraz daha böyle domine ettiği gibi ilk maçı. Hocamız da açıkçası çok farklı bir maç bizi bekliyor. Çok sesli evet bir sak bizi bekliyor. Taraftarlarımız 12. adam olarak yerlerini alacak. Ve Genk evet ilk maçta iyi bir maç oynadı ama maçlar oynanmadan bir şey söyleyemeyiz ama bizim hedefimiz tabii ki de maçı domine etmek ve istediğimiz sonucu alabilmek. Well, I agree with you that the first game Genk played a better game than us. But again, I said that this tomorrow will be a totally different game. Hocamız da şu şekilde cevap verdi. Açıkçası yarın çok farklı bir maç olacak. Zihniyet olarak da zaten herkes bizim ne yapmak istediğimizi biliyor. Çok farklı bir atmosferle karşılaşacak rakibimiz ve tabii ki de maça çıktığımızda kendi oyunumuzla oynamanız da gereken bir maç. Ortaya koyacağımız futbolda da istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. You know, we know how to play. And we know how to score goals in every game. Yani baktığınızda biz baskı kurmayı seven bir takımız. Her halükarda biz kendi futbolumuzu baskılamaya çalışan, rakibe baskılamaya çalışan bir takımız. Önemli olan 90 dakika süren maçta kafanızı kaybetmeden futbolunuzla oynayabilmek. Tabii ki de rakibimizin de çok böyle afaki kararlar alıp farklı şeyler yapacağını düşünmüyorum. Ama biz tabii ki de sahaya çıkıp kendi futbolumuzu oynamak zorundayız. Yani aslında baktığınızda bu kadar böyle dolu bir statla oynamak herkesin istediği bir şey. Yani bizim 12. adamımız orada her zaman yaptıkları gibi arkamızda duracaklarını biliyorum. Geldiğim günden beri çok kısa bir süre belki ama hangi maçta olursa olsun kendi evimizde oynadığımız maçlarda açıkçası hep arkamızda durdular. Ve biliyorum ki beklentileri yüksek ama bizim de onlardan beklentimiz yüksek. O yüzden arkamızda duracaklarını da biliyorum. Hocamızın yöneltilen soruda şu şekilde 2-1'lik bir mağlubiyetten sonra oynamak maçın gidişatını, ikinci maçın oynanışını değiştirir mi bir şekilde diye. Hocamız da şu şekilde cevap verdi. Açıkçası biz sadece kendi işimize konsantre olmamız lazım. Çünkü baktığınızda 2-1'lik bir sonuç çok büyük bir fark değil. Bizim hiçbir şekilde aceleci davranmamız gereken bir durum yok ortada. Biz tabii ki de kendi futbolumuzu empoze edeceğiz. Farklı bir atmosfer, farklı bir ortam, farklı bir maç olacak. Ve hepimiz de zaten maçın önemini de biliyoruz. O yüzden elimizden gelen her şeyi yaparak en iyi sonucu alacağız. Yani baktığınızda açıkçası bizim hani rakibe göre hani önlem almamız gereken futbolcular var mı? Yani efektif olan oyuncuları hem forvet hattında var hem de orta sahada. Zaten ilk maçtan hani biliyoruz. Ama biz tabii ki de fokuslanmamız lazım, konsantre olmamız lazım ve yarınki anahtar kelime bizim için topa sahip olmak. Çünkü maçı topa sahip olan takım istediğini daha fazla yapabilecektir sahada. O yüzden dediğim gibi yani sonucu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.